Merhabalar. Evet, ne yapacağız bugün size? Ne yapacağız? Portakallı pankekli bisküvi. Hayır, halen söyleyememesine inanamıyorum gerçekten. Niye inanamıyorum? Şundan dolayı, biz aslında bu videoyu çekmiştik değil mi? Anlatsana önce biraz. Çektik. Evet, çok da güzel çektik. Çok da güzel. Evet. Tek kelimeyle çektik. Açıklaması bu. Çok da güzel bir şekilde çektik. Hatta yaptık, yedik bile. Fakat sonra ben editlemek için uğraştığımda video açılmadı. Hiçbir türlü açılmıyor arkadaşlar. Videoda direkt böyle bozuk işarete çıkıyor şimşek gibi böyle. Olmadı, açılmadı. Ben de zaten zorla yaptırmıştım. Tekrar getirdim. Bir daha yapacağız birlikte. Yapacak bir şey yok değil mi? Evet, çok keyifli gerçekten. Hadi yapalım. Çok keyifli. Çok eğleniyorum. Evet. Ya. En sevdiğim şey mutfağa girip işime yardım etmek. Örnek bir erkeğim. Ay, ne kadar fenasın. Evet, şimdi önce ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Bir tarif edeyim. Şimdi buranın içerisinde 2 adet portakal var. Hatta ben portakalın kabuğunu da birazcık koydum tadı güzel gelsin diye. Ama büyük büyük 2 adet portakal. Suyunu sıktım. Şimdi onunla portakal marmelatı yapacağız. Sen bunu koy içine. Bak, geçen seferki çok güzeldi. Şimdi bozmayalım kabukla mabukla. Hayır, aynısı. Çok güzel. Dikkatli koy. Etrafa taştı. Hayır, hiçbir yere de taşmadı. Nereye taştı? Tamam. Hı. Şimdi onun üzerine de 2 tatlı kaşığı nişastamız var. Bunu böyle koy. Ama altını açalım. Ne yapacaktın? Merasim mi yapacaktın? Karıştıra karıştıra koysaydın ya. Ben bu leveli geçmiştim ya. Olsun, bir daha. Ama bak, sen kabuk koydun, önceki çok güzeldi. Bozmayalım şimdi. Çok. Hayır, lezzetli. Bu daha çok lezzet verecek. Kesinlikle, evet. Daha güzel lezzet verir. Ben de pankekimizin altını hazırlayayım. Öncelikle burada yarım çay bardağı sütümüz var. Onu koyacağım. Bunun içerisine bir böyle dolu dolu yemek kaşığı bal var. Bal koyuyorum. İçerisine bir adet yumurta kırıyoruz. Kabartma tuzunu bir çay kaşığı kadar koyacağım. Zaten ben önce de kullanmıştım. Dibinde biraz kalmıştı. Bir çay kaşığı kabartma tozu ve vanilyanın da yarısını. Güzel karıştır ha. Çok da kabartma yalnız. Tamam. Kabartıya gerek yok. Öyle mi? Tabii. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırırken içerisine tam buğday unum var. Böyle 1,5 çay bardağı. Tam buğday unu koyacağım. Oo, gayet iyi görünüyor. Yapıyorsun ha bu işi. Ya biz bu işlerin kitabını yazdık ya. Biliyorsun, çok güzel yemek yaparım. Öyle mi? Tabii, sucuklu yumurta, peynirli yumurta, kaşarlı yumurta, tereyağlı yumurta, sahanda yumurta, yumurta, yumurta. Bunun kıvamı gayet iyi oldu arkadaşlar. Şu şekilde bir iç hazırlayacağız. Nerede usta? Ya benimki bitti, seninki daha bitmedi mi? Oldu galiba herhalde sanırsam. Oldu mu herhalde sanırsam? 7 numara izlediğimiz nasıl belli? Bakayım mı bir? Eyvallah. Oo, gayet güzel olmuş. Tamam işte. Başarmışsın. Ben ne yaptım bilmiyorum. Karıştır dedin, karıştırdım. Dur göstereyim. Şöyle marmelat kıvamına geliyor arkadaşlar. İçerisinde nişasta ve portakal suyu var. Evet, bu biraz soğusun, tamam mı? Heh. Biraz şurada soğusun bu. Evet. Biz de pankekimizi hazırlayalım. İlkini sen yapacaksın ha. Bunu al şimdi. Altını aç. Hayır. Tavanın altına çok az bir yağ süreceğiz yapışmasın diye. Bununla sürüyorum. Çok az. Buna boya yapılmıyor mu ya? Boya mı? Ya. Fırça. Hayır, yapmak istiyorum. Ben sana fırça vereyim. Diğer tarafta var. Zaten ben de boyatmak istiyorum yani. Evet, hadi yap bakayım. Güzelce küçük bir yuvarlak oluşturacaksın.
Tam onu artık çek, diğerlerini de koy ki birlikte olsunlar. Hadi biraz hızlı. Aynı anda olsunlar, yoksa şey olacak. Ama sen de bana çok büyük sorumluluklar yüklüyorsun. Sen yaparsın bunu ya, ben biliyorum. Tamam, biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Aha, birbirine değdiler. Ne olacak şimdi? Yapıştırdı, birbirine yapıştırdı. Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi, vallahi sen çözeceksin o işi. Yapışak. Ben sana bir şey... Çok iyi gitmiştim ya. Kırmasaydın. Kırma, tamam mı? O bana lazım da. Yavaş yavaş bunu. Olur olur. Sen mi çevirirsin, ben mi çevireyim? Ben çevireyim. Tamam, bir daha bekle, biraz daha var. Şimdi bak, bunlar böyle birazcık kıvamına gelince bunları çevireceğim. Öğren bunları. Tabii. Ben mi öğreneceğim? Evet. Tamam. O zaman şey yapalım, bir daha sen diğer bildiğin şeyleri de bana öğret. Tabii. Tabii mi? Tabii. Tamam. Bir baksana altına birisin, yine yapmıyor. Neyini çevireyim? Ben çatal çıkartmıştım sana. Çıkartmadın mı çatal? Ver. Yine yakmayalım dedim ya, ilk yaptığımız videoda yakmıştı çünkü. İlk yaptıklarını yakmıştı, sen yakmıştı. Onlar da kendisine yedirdi. Ben ne yapsam yaramamıyorum. Aa, yine birazcık sanki yaptın gibi ha. Yağ az koymuşsun. Hayır, yağ az olmuş. Ama bakarsan ortası olmamış. Hayır, olmuş. Gayet güzel. Çevir çevir. Bizi şimdi burada bekletme şeyler aldım. Ya. Ne yapıyorsun? Ama yapıştı mı lan? Çevir. Size göstermem lazım bu. Hem yaktı, hem yapıştırdı, hem çeviremedi. Hem de bu ikincisi. Kapat kapat. Hem de bu ikincisi. Çekmeyin kardeşim. Yine araya gittiler ya. Hiç mi özel hayata saygınız yok? Al, al. Fıstık gibi işte. Tamam, bunları sen yiyeceksin o zaman yine. Yeriz. Yine bunları sen yiyeceksin. Benim işim tamam mı? Hayır. Ne yapacaktın? Gidecektim artık. Ben yaptım, yapacağım. Gördün, fıstık gibi. Hayır. Pankekli şeysili şeysi yaptım. Hayır, daha bitmedi. İşte evet. Daha bitmedi ama. Çifte kaldırmış. Bak benimkilerin tipine bak. Bak. Hı-hı. Bak. Ne kadar tatlılar, beyazlar. Dış görünüşüne göre yargılıyorsun ki. Yargılamıyorum. Olmadı seninki. Olmadı. Bak. Benimkilerin içinde ne bak, güzellikler saklı, sen biliyor musun? Bak. Bak. Bir de şekline bak. Herkes şekilci olmuş ya. Bak. Önemli olan iç güzelliktir. Bunun içinde nasıl güzellikler sakladığını sen bilemezsin. Nasıl güzellik saklıyor? Sana anlatamam. Anlatamam. Yiyince anlarsın. Yersen ama. Ön yargılı yaklaşma. Tamam. Bu ne böyle bembeyaz? Benimkiler bak, gördün mü? Yanık yanık Anadolu biskolatası. Anadolu biskolatası. Tabii. Öster. Bu Gizem'in yaptıkları. Tek tek elini bir yaklaştı yani. Ha, böyle kaldıracakmış. Marifet görüşmüş. Bu Gizem'in yaptığı. Elim yanıyor şu an. Bunlar da benim yaptıkları. Aradaki farkı siz bulun. Emin ol, benimkini daha çok beğenecekler. Yorumlara bekliyoruz. Kimin biskolataları daha güzel olmuş. Ya gerek var mı? Gördün mü nasıl YouTuber oldum ya? Evet. Bak, yorumlar falan. Ooo, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Et. Et be. Kocama bak ya. Benim dedemin dedesinin dedesinin dedesi YouTuber'dı. Öyle mi? Tabii. Aa. Var mıydı o zamanlar ya? Tabii. Pardon. YouTuber'ım diyor ama halen kameraya arkası dönük konuşuyor. Halen. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Bak, gideyim çok ben. Güzel. Hayır hayır, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bunu şuraya al. Al onu. Aldım. Şimdi masada bir tane cezve göreceksin, pembe. Evet. Heh. Onun içerisine su dolduruyor ama yarım. Tamam mı? Çeşmeden yarım. Mi? Evet evet, yarım su doldur. Bak, yarısına kadar, ha, hepsini değil. Tamam mı? Bak bakalım istediğin gibi. Biraz yani. Dök.
Bu yemin. Tamam, güzel. Şimdi onu buraya koy. Yarım cezve su, kesir sayısı var. Ya ne yapıyorsun? Bu kadar olma. Mesleki deformasyon. Şimdi onun içerisine şuradaki kap var ya, onu getir koy. Tamam. He, koy içine. İçine? Evet, içine içine. Altını açalım. Şimdi oradaki açık çikolatalar var. Bana yedirmediğin çikolatalar. Evet. Bunu yedirmiyorum ona. Şimdi bunları buranın içine koy. Bu ne oluyor biliyor musun? Tabii. Bitter çikolata eriteceğiz şimdi bunun içinde. Evet. Ben Marie usulü eriteceğiz arkadaşlar. Altına su koydum bir miktar. Kim Marie? Ben Marie usulü. Ha, sen Marie. Tamam. Şimdi sen bir tane kaşık al. Bunlarla bununla ilgilen işte. Bu senin işin. Bak çikolata. Bunu ne yapayım? Onu at çöpe, ne yapacağım? Ne? Mert yok. Ben de mutfaktasın. Dövecek mi ya? Ya dövecek mi? Dövecek mi? Vurma istersen. Bunları koyup seni rezil edeceğim. İstersen de et. Gel gel be. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Maç izlemeye. Hala maç diyor. Maç yok. Maç yok. Ne var? Şu an maç yok. Şu an buradasın ve biz çalışıyoruz. Şu an yarın canlı şekerli bir şeyler istediğinde ilk sağlıklı bir şey yiyorum diyeceğin an. Yap ki yiyesin. Ama Juventus'un maçı var. Yok, maç falan yok. Ama Ronaldo? Yok. Baksana sana verdiğim görevi. Şimdi burada çikolatalar var. Heh, anlat. Üst üste vaziyette duruyorlar şu an, bekliyorlar. Çok önemli bir detay. Tabii. Çikolatalarınız üst üste vaziyette olmazsa olmuyor. Olmuyor. Ne yapıyorsun? Bekle dedim, bekliyorum. O bu. Kaşık kaldı, bunu da almalı. Çekil. Bak erimeye başladı, görüyor musun yavaş yavaş? Evet. Evet. Bu da bitti. Şimdi sadece çikolatalarımız erirse ondan sonra tamamlama aşamasına geçeceğiz. Evet, bunlar güzelce hazır. Hey! Hey ya! Nereye gidiyorsun? Ya! Ay, yansın acı var ya. Ben bir mağduret veririm. Sen bana söz verdin, ilkinde de bunu yapmıştın. Bir daha da seninle bir şey yapmayacağım. Gerçekten. Tamam, bunu artık, bunun işi bitti. Kapağını bak, altını açık unutmuşum. Senin yüzünden bunun altı kapanmadı. Açık kaldı. Kapanmadı. Ha bunun, ben onu sandım. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Çikolatayı bandıracağım. Batır hadi. Keyif peşinde ya, vallahi keyif peşinde. Bundan su damlıyor ya. Evet, çünkü suyu çok koymuşsun. Bunu yenerken ne zaman yiyebiliyoruz? Şimdi dolaba koyacağız, donacak bunlar ondan sonra. Ne kadar Adana? Ne kadar kaldı? Yani şöyle bir yarım saat, Tamam tamam, ben bir saat beklerim. Ama bir saatten bir dakika fazla bekleyemem, bunu da böyle bil. Bize gelişi bu. Devam ederim. Dolabı açar yersin, ben biliyorum. Yanıkları da yap bak, es geçme. Aa, onlar en sona. Ben yerim onları bak. Tamam. Hem de çok güzel olacak. Sen de beğeneceksin o yanıkları. Unutma bak bu sözünü. Tamam. Çikolata mı var? Tecrübe konuşuyor. Bak ben nereden baksam 25 yıldır abur cubur yiyen bir insanım. Öyle mi? Tabii. O yüzden tecrübeliyim. Yani işin mutfağında hiç bulunmadım üretim kısmında ama tüketim kısmında bir markayım. Bak, bak, bak. Bak, Jennifer Lopez. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos.
Bak Ronaldo, Ronaldo bak. Ronaldo Nazario. Geri kalanını sen yapıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Al. Oo. Kanalı da ele geçirdim, gördün mü? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda size portakallı panketli bisküvi yapıyoruz. Öğrenmiş anında. Bir şey diyeceğim. Ha yok, hiçbir şey diyemezsin. Paket kalmadı. Bak, beğenmediğin yanıklarla burada mucizeler yaratacağım. Of! Gerçekten hiç iyi bir fikir değilmiş. Sinir oldum. Saçımı süpürge ettim senin için. Söylediğin şeylere bak ya. Saçımı süpürge mi ettim? Tabii şov yaptım. Vay be. Sen beni ne sandın ya? Bu olmuyor ya. Niye olmuyor? Sensiz olmuyor. Bensiz olmaz, bunu daha yeni mi anladın? Yok, her zaman söylüyorum. Sensiz olmaz. Sensiz yapabilmirim. Hadi bakayım. Çalış çalış. Hey! 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 Gördüm, biliyor musun? Elinde sonunda görecektin. Vay be! Hayatta kalma teknikleri bunlar. Vay be! Yalan mıydı gerçekten? Yaptım! Yalan mıydı? Hayır, kızım yalan olur mu? Bunlar hep latife hanımefendi. Cidden ha. Yalan mıydı gerçekten? Böyle ağzına atasınlar. Bence al beni buradan. Bak! Ben geldim. Beğenir misin, beğenmezsin, sohbetimi ettim, güzel katkımı verdim, portakal kıncırladım. Ne yaptın? Karıştırdım. İsmini öğrendim. Bak buraya birazcık taşırsam da üstlerine portakal koydum, yanık biskolata yaptım. Artık gideyim ben. Sen güzel videoyu bağla. Bana bu kadar şöhret yeter bu akşam. Bağlamayacağım. Tamam, ben kaçtım. Sonuna kadar bekledi mi? Tabii ki de beklemedi. Kaçtı. Neyse, ben onu göstereceğim içeride. Gerçekten kızdım da. Neyse, şimdi sinirlenmeyeyim. Size şunları göstereyim arkadaşlar. Portakallı pankekimiz oldu. Bunları şimdi dolaba koyacağım. Buzdolabına bir 20 dakika falan bir beklesin buzdolabında. Üzerindeki çikolatalar tamamen donsun. Ondan sonra yiyebilirsiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çekilişimiz bitti. Resmi bir sitede yaptım. Onu da şimdi koyacağım. Rukiye adlı arkadaşımız kazandı. Güzel günlerde güzel güzel kahveler yaparak kullansın inşallah. Selam gönderiyorum. Ayrıca destek verip çekilişe katılan herkese teşekkür ediyorum. Eğer isterseniz böyle çekilişler devam edebilir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.